Arkadaşlar öncelikle hepinizin arefesi mübarek olsun. inşallah kurban bayramınızda hayırlı mübarek olsun. Bayramın ilk gününde büyük ihtimalle video falan çekemeyeceğim. Belki e, kolaj videosu olur. Şu an hazırlamaya çalıştığım bir halı saha, e, gol videosu var. Onu da belki temmuzun 13'ü gibi falan verebilirim. E, bakalım arkadaşlar nasip. Şimdi konuşmamak gereken e, konuşmamız gereken önemli bir, bir, muhabbet var. Çok önemli bir konu var. Miguel Crespo, Bilyan Arao. Şimdi arkadaşlar ben size hep şunu söylüyorum. Yani Jesus ne derse ben okeyim. Ben kabulüm. Ses çıkarmam. Onun kadar bilmiyoruz diyorum. Ama fikrimi de beyan etmekten geri durmam. Süper Lig'in bence en iyi 6 numarası. Hatta bence en modern, en iyi e, ee, hani modern futbolun altı numarası Fenerbahçe'de. Crespo diye. İsmail Yüksek evet bir Crespo kadar yok ama verdiği ışıltılar, parıltılar hani ben buradayım dedirtiyor. Yani bilmiyorum katılır mısınız? İlla katılacaksınız diye bir şey yok. Ama dinleyin yeter. Bu da okey. Ama William Arao diye bir çocuğu çıkarttılar. İnanın Crespo'nun yarısı kadar değil. İnanın yarısı kadar oyuncu değil. Hani 6 numaradan istenen bütün özellikler e, Crespo'da mevcut. Şimdi ben size bir şey sunacağım. Bir tablo sunacağım. Bekleyin. Şimdi bekleyin derken de 2 saat bekletmek mantıklı değil. Bakınız Mikoel Crespo'nun istatistikleri arkadaşlar. Muhtemelen hepiniz görüyorsunuzdur ama belki tam göremeyen varsa. Maç başına müdahale 1.7. Maç başına top çalma 3.4. Kazanılan pozisyonlar gol bölgesinde 0.5. Maç başına toplu adam geçme 1.9. Maç başına tehlike engelleme 1.2. Şuta neden olan hata 0. Gole neden olan hata 0. Penaltıya neden olma 0. Başarılı top sürme arkadaşlar. 1.3 yani %70'i. Toplam kazanılan ikili mücadele maç başına ortalama 7.6. %57'si. Kazanılan ikili mücadele 6.8. E, bu arada hava topuyla birlikte arkadaşlar. Hava topu kazanılan hava topu 0.7. Ama toplam kazanılan mücadeleye bakın yeter. Top kaybı 9.5. Yani maç başına ortalama 9.5 top kaybı. 2 faul. Kendisine de 2.1 faul yapılıyor. Offside'a düşme 0.04. Şimdi bu Crespo'ydu. Bu da Arao. Bakın William Arao. Küfür gibi ya. töbes estağfurullah. <laughs> şimdi şimdi Arao ismine dikkat arkadaşlar. Şuraya dikkat. Maç başına müdahale 1.2. Crespo 1.7 idi. Maç başına top çalma 0.8. 0.8 Kazanılan pozisyonlar 0.4, maç başına toplu adam geçme 0,5. Tehlike engelleme 1.3. Şuta neden olan hata 0, gole neden gole neden olan hata maç başına 1. Penaltıya neden olma 0. Bak maç başına bir tane gole neden olma diyor. Başarılı top sürme 0.2. %100 diyor o da. Ya düşünün. Toplam kazanan ikili mücadele 3. Kazanan ikili mücadele 1.4. Kazanılan hava topu 1.6. Top kaybı 5.2. Foul 0.9. Yapılan foul 0.4. Offside 0.0. Hocam ikisini yan yana getir. Daha dikkatli bakayım dahi demenize gerek kalmayacak kadar kötü bir istatistik. Kötü bir istatistik. Şimdi Arao için Flamengo başkanı Markus Braz demiş ki bir Türk kulübünden resmi teklif geldi. Değerlendirip kısa zaman içerisinde dönüş yapacağız demiş. Vallahi billahi benim içim atmıyor. Benim içim atmıyor. Bakın özel haberlerle duyum veren kardeşlerimiz var. Diyorlar ki bir tanesi Fenerbahçe Arao için Flamengo'ya 3.25 milyon euro yani 3 milyon 250 bin euro artın ufak bir bonus maddesi teklif etti. Flamengo başkanı da dedi ki ...olan kerizi bulmuşum. Aman ben bunun yoluyum diyerek sıcak baktı. Fenerbahçe Arao'ya da ücret olarak 1.5 milyon euro bandında maaş teklif etti. Arao da bir buçuğu kabul etti. Jesus çalışmak için can atıyor. son dönemlerde zaten tribünlerin tepkisine maruz kalmış Arao. Ve Flamengo'dan kesin olarak ayrılmak istiyormuş. Tek sorun da e, Rodolfo Landib'in e, Fenerbahçe maçı sonrası, şey oynayacakları bir maç varmış. O maç sonrasında teklifi değerlendirmek istemiş. Hani maçta ihtiyacımız olabilir demiş. Ali Koç da tebriğe sık yapmayın bu, maç, bu maçı oynamasın. Bak adamı oynattı en son sakatlandı bir daha sakatlandı ben de sizi sakatladım demesiymiş. Yani e, sıkıntı buymuş. Ufak pürüzler falan filan. Bakın şöyle bir ihtimal var. Ya bu arada Kiev maçı listesine yetiştirmek istiyorum. Şöyle bir ihtimale ben okuyayım. Gustavo'yu gönderirsin. Ücretinden çıkarsın. Arao'yu 3.2'ye sayarlar. Sen de Gustavo'yu 3.2'ye sayarsın. 0'a 0 gider. Bon servisiyle gider. Yıllık ücretini artık o kulüp ödeyecek olur. Sen de Arao'yu alırsın. Yıllık 700 bin euro verirsin. Okey. Yaklaşık 3'ten 700 bine düşmek ve futbolcunun yaşını gençleştirmek. Okey, onun dışında hiçbir ihtimali kabul etmiyorum. Bu Fenerbahçe'ye atılmış bir kazık gibi geliyor bana. Tabii ki futbolcuyu izlemeden konuşmak normal değil. Mesela pozitif bir yorum yapan birine denk geldim. Diyor ki Fenerbahçe adı geçen William Arao. Jorge Jesus'un istediği Bakın, Jesus'un istediği geriden oyun kuran bir geriden oyun kuran Yerleşimde topları toplayan, pozisyon bilgisi yüksek, defansif orta saha pozisyonuna gayet iyi uyan bir isim yüksek bedel ve sözleşme verilmemesi halinde iyi bir hamle olur diyor. Geriden oyun kurduğunu, yerleşimde topları topladığını, pozisyon bilgisinin yüksek olduğunu, defansif orta saha olduğunu söylüyor. Ben de bir şey diyemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın Galatasaray William Carvalho'yu alıyor diye söylentiler var bilmiyorum ne derece doğru. Fenerbahçe'nin de istediğine dair söylentiler vardı. Şimdi William Carvalho transferi aslına bakarsanız Fenerbahçe için hiçbir şey ifade etmiyor. Enzonzi'yi getirdi Galatasaray. I. Ya Enzonzi'yi hatırlayın. Enzonzi'yi getirdi. Yani adamın Türkiye Ligi'nde oyununun hiçbir karşılığı yoktu. Çöp ötesi çöptü. Ve 30 yaşında ağır bir altı numara diyorlar. Galatasaray işte 25 milyon euro yatırım yaptılar diyor, 5-10 milyon euro bon servisine yıllık ücrette 4 milyon eurodan falan filan diyorlar. Yani bu sıkıntı, ha Arao, Fenerbahçe açısından sıkıntı. Yani Kaanı gibi yavaş bir oyuncu diyorlar William Carvalho için. İyi uzun top atar, Galatasaray'da iyi uzun top dağıtır ama. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın rakipleri uzun topu kullanacak alan vermiyorlar ki defansa diyorlar. Ellerinde patlar diyor. Bu da umurumda değil ama kıyaslama için söyleyeyim. Bir kardeşimiz diyor ki Rossi'ye 5.5, Lincoln'e 3.5, Buruma'ya 4. Buruma şu an ücretsiz kira. İstersek 4 verip alacağız. Emre Mora 2, Thiago Chukura 2.5 demiş. Yok 50 milyon euro. William Arao'ya da 3.5 verirsek Fenerbahçe'nin soyuluşunu izliyoruz farkında mısınız diye. Rossi için 12 milyon euroluk teklif gelecekti arkadaşlar. Belki de gelmiştir. Değerlendirilebilir. Lincoln 3.5'u bilmiyorum. Ben ışık gördüm. Sanki 3.5'u hak ediyor ışığını gördüm. Buruma için gerçekten konuşmak için çok erken ama illa şimdi konuş beğenmedim. Ama üstüne ekleyecek gibi duruyor. Henüz hazır değil gibi duruyor. Sisteme takıma adapte olduktan sonra iş yapar gibi. Emre Mor 2 milyon euro az geldi bana. Yani Emre Mor çok daha fazlasını hak ediyor gibi ama taktik disiplininden taviz vermese çok iyi olur. Thiago Çukur 250 bin euro konuşuluyor. Denemek açısından bedava. Bir de Türk milli takımına da seçilmiş ya. O açıdan diyorum. Arao için 3.5 kesinlikle kumar. Ya Jesus getirirse ben desteklerim ama getirmezse sıkıntı. Muhammed Gümüşkaya'yla ilgili de bilgiyi vereyim. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar Westerlo'nun ilgisi vardı Muhammed Gümüşkaya'ya. Giresunspor'un ilgisi var, isteği var, talebi var, teklifi var. Ama e, meşhur duyunculardan Yağız Sabuncuoğlu'nun dediğine göre de Westerlo çok ciddi şekilde net olarak ilgileniyor. Westerlo, Muhammed Gümüşkaya'nın bonservisini satın alabilir diyor. Yani bonservisiyle birlikte alabilir, bu transferi yapabilir diyor. Ancak diyor, fakat diyor şartlar Westerlo'ya uymazsa e, transferi kiralık olarak bitirmek istiyorlar. Yani Besterlerin niyeti Muhammed Gümüşkaya almak ama kiralık ama satlık bir şekilde ee, alacaklar diyor. Bilmiyorum ne yapar ne eder arkadaşlar. Ama Fenerbahçe açısından düşündüğüm zaman Allah sonumuzu hayır etsin. Ben bir kez daha kısa ve öz olarak söylüyorum beni de sakın Fenerbahçe düşmanı falan filan ilan etmeyin ama Fenerbahçe orta sahasına ara o ismi benim gözümde yetersiz gereksiz boş bir transfer olur. Crespo İsmail Yüksek bu kadar iyiyken Gustavo'yu gönderemiyorken alırsan intihar olur. Kumar olur. Ha Gustavo'yu verirsin. Yıllık ücretinden çıkarsın. Karşılığında bedava olarak bunu alırsın. Hiçbir şey demem. Çocuğun da yıllık ücreti 700 bin 800 bin euro olur. Hiçbir şey demem. Denemek içindir. Zaten cesus istiyordur. Bir şey demem derim. Ama oldu ya bir şekilde geldi. Ben yine desteklerim Fenerbahçe olarak. Ama bu transfer çok mu gerekli? Size sorayım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı absürt yorumlar yapmayın. İşte Fenerbahçe yazıyor. Lincoln yazıyor. Bırakıyor. Bu şekilde yorum atarsanız sistem sizi spam sayar. Hatalı sayar. Size bildirim göndermez canlı yayın bildirimi. Video ile ilgili bir kardeşim yazıyor sürekli işte Almanya'dan selamlar işte Ankara'dan selamlar. Sürekli bunu yazarsanız sistem sizi spam sayar. Sıkıntı yaşarsınız YouTube sisteminde. Size de bunu soralım arkadaşlar. Bu arada Muhammed Gümüşkaya'yla ilgili de şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'de devam edeceğini pek fazla düşünmüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama bakalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.